Arkadaşlar merhaba. Bir arkadaşımızın sorusunu cevaplıyorum. Çok güzel denk geldi arkadaşlar. Şimdi kadrolarla alakalı soruyu cevaplamak istiyorum. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda arkadaşlar biliyorsunuz önceden yüksek lisans ve doktora istiyordu dil şartının yanında. Ki doktora yapmış birisi zaten dil şartını da sağlıyordu. Şimdi sadece YDS, EYDS ve ÖSYM'nin muadili olan kabul ettiği dil puanlarından bir tanesini kabul ediyor. Şimdi ama şurada şöyle bir ayrım var arkadaşlar. Şimdi doktora ve yüksek lisans yaparak TÇK'ya girmiş birisinin aldığı maaşla normal doktora ve yüksek lisans yapmadan ki biliyorsunuz son iki atamada doktora ve yüksek lisans lisans şartı aramıyor. Sadece dil şartı arıyor. Normal sadece dil puanıyla girmiş bir eczacının maaşı aynı olmuyor arkadaşlar. Bunların katsayıları birbirinden farklı. Zannediyorum birinin katsayısı 3.60, birinin katsayısı 1.20 idi. Böyle bir ayrım var. Bu ayrımı da göz önünde bulundurun. Hani böyle bir şok yaşamayın diye bu bilgiyi de vermek istedim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Şu duyuru yapmak istiyorum. Canlı yayını gerçekleştirdik. 1 saat 45 dakika kadar sürdü. Onun haricinde de Telegram gruplarını arkadaşlar şeylere paylaştım. YouTube kanalını Çağışan Eczacılar TV'nin topluluk kısmında paylaştım. Onun haricinde arkadaşlar Çağışan Eczacılar platformunun bir WhatsApp kanalı var. Orada da 150-200 kişi kadarız. Bir de ECZ Kariyer var arkadaşlar. Bu linkleri tüm WhatsApp gruplarında, Facebook, Telegram, Instagram, tüm bu YouTube'daki gruplarda paylaştım. Hani sorularınıza bireysel olarak cevap veremesem lütfen bana kızmayın. Ama WhatsApp kanalımıza da oradan abone olabilirsiniz. Zaten linki ECZ Kariyer grubuna falan her yere attım. Onun haricinde arkadaşlar dediğim gibi YouTube'da da link paylaştım. Instagram'dan yaklaşık 2000'in üzerinde soru gelmiş tüm hesaplarımıza. Onları tek tek cevaplayamıyorum. Ama Telegram gruplarında da tüm linkler var. WhatsApp durumlarımızda da var. WhatsApp kanalımızda da var arkadaşlar. Oradan da görebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar merhaba. Bu atamaya katılacak arkadaşlara naçizane bir öneriyle geldim. Zaten tüm linkleri her yerde bu gün içerisinde gördüğünüz defalarca paylaştık, şey yaptık. Şöyle bir önerim var arkadaşlar. Bu içinde bulunduğunuz Telegram grubunda ve bu şey yapabilirsiniz. Bir Google formlardan bir form oluşturabilirsiniz. Münhal kadroları yazarsınız. Kim nereyi tercih edecekse en azından bizim atama dönemimizde biz öyle yapmıştık. Kim nereyi tercih edecekse onları herkes işaretler, tıklar böyle formu cevaplarmış gibi. Bu şekilde aşağı yukarı 3 aşağı 5 yukarı kim nereyi tercih edecek şeklinde görebilirsiniz. Bu da size atamaya dair bir fikir verebilir arkadaşlar. Ama rica ediyorum bunu manipüle etmeyelim. Çünkü bir kişi kendi atamasını hani diğer kişiler yazmasın diye kendi arkadaşlarını oralara atıyorum formu doldurtuyorlar. Hani bu çok ahlaki, etik ve vicdani değil arkadaşlar. O yüzden hani bunu yapmadan lütfen böyle bir Telegram gruplarında böyle bir form oluşturup atabilirsiniz. Naçizane atanacak arkadaşlara da bir öneri sunmak istedim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar herkese merhaba. Şu bilgilendirmeyi hızlıca yapmak istiyorum. 2024 ikinci dönem atama Telegram grubu var ya, onun linkini ve ECZ Kariyer Telegram grubumuzun linkini Çağışan Eczacılar TV YouTube kanalımızın topluluklar kısmı var ya arkadaşlar, o paylaştığımız yer. Orada arkadaşlar ikisini de isimlerini yazarak linkleri aşağıya bıraktım. Oradan tıklayıp linklere ulaşabilirsiniz. Tek tek zaten sizlere göndermiştim. Yaklaşık 150-200 tane arkadaşa ve gruplara, çeşitli gruplara linkleri göndermiştim. Buradan da paylaşmış olayım. Buradan da duyurmuş olayım. YouTube videolarının altına yorum olarak bıraktığınız zaman arkadaşlar link tıklanmıyor. O yüzden böyle bir yolu seçtim. Buradan tıklayıp hem de bilgi vermiş oldum. Buradan tıklayıp kanallara, gruplara gidebilirsiniz. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Hemen bir bilgi kirliliğini düzeltmek istiyorum. Sizden gelen sorular da var. Mesela bir yer yardımcı eczacılıktan sayılmıyorken sadece ilk yıl mı sayılmıyor? Ondan sonraki süreçlerde sayılıyor mu diye açıkçası kaynağını bilmediğim böyle yanlış bir bilgi ortaya çıkmış. Arkadaşlar bir yer yardımcı eczacılıktan sayılmıyorsa, örnek vermek gerekirse İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü hiçbir zaman yardımcı eczacılıktan sayılmıyor. Yani bu memuriyetin birinci yılında ya da aday memurken veyahut işte şu tarihte, bu tarihte gibi bir şey yok arkadaşlar. Yardımcı eczacılıktan sayılan arkadaşlar yerler belli. Devlet hastanesi, ilçe devlet hastanesi, il devlet hastanesi, şehir hastanesi, üniversite hastanesi ve hastane TÜSES kazanmış, zaten tercihlerde de parantez içerisinde hastane olarak yazıyor arkadaşlar, yerlerdir. Onun haricindekiler yardımcı eczacılıktan sayılmamaktadır arkadaşlar. Bu soruyu da cevaplamış olduk. Bu bilgi kirliliğini de gidermiş olduk arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 12'de yapamadığımız canlı yayınımızı 16 18.00'da gerçekleştirdik.
Ya yani izleyen arkadaşlara, katılan arkadaşlarla, sorularıyla canlı yayını zenginleştiren arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. 2024 yılı ikinci kamu eczacı ilk ve yeniden atamasına dair bir canlı yayın gerçekleştirdik. Yaklaşık 1 saat 45 dakika kadar bir canlı yayın oldu. Yaklaşık 100 kadar soruyu cevaplamış olduk. Yine aklınıza takılan bir durum olursa bana iletirseniz, bu videonun altına yorum olarak bırakırsanız, ben elimden geldiğince bu gece boyunca araştırmaya dikkat edeceğim, araştırmaya çalışacağım. Yarın sabah yani 12.09.2024 ya saat 7, 7.30, 8 gibi bir saate, 1.5 saate yakın bir canlı yayında sabah yapmaya çalışacağız arkadaşlarımızla. Öyle sözleştik. Sizler de canlı yayınımıza katılmak isterseniz, buradan da tekrar bir duyuru yapmak istiyorum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.